değerlendirebiliriz. Peki bunu konuşmamıştık aslında sizinle sohbetimizden önce ama şimdi aklıma geldiği için sormak istedim. Birkaç gündür böyle sosyal medyada 2024'e doğru yeni virüs ve salgın riski var gibi öngörüler okuyorum. Siz böyle bir tehlike seziyor musunuz? Evet, yani aslında bu konuyla ilgili bundan bir 3 yıl evvel bir tahminimiz vardı. Bir televizyon programında orada konuşmuştuk ve arkasından da koronavirüs patlak verince gerçekten bu bir eş zamanlılık olmuştu. O bahsettiğimiz dönem, benim özellikle o dönemki tahminim, yani 2019 aralığıydı o çektiğimiz program. Güneş aktivitesinin minimumda olduğu, hatta bir müddet güneş lekesi görülmeyen bir dönemdi ki bu tür şeylere kapı açar. Şimdi güneş maksimumu dönemine gidiyoruz. Güneş maksimumu, minimumu, yani güneş ekstremleri dediğimiz, güneşteki hareketlerin en aza indiği, en çok olduğu dönemlerde bu tip riskler artıyor. Dolayısıyla 2024 için ilkbahar aylarında bu tür riskin devreye girdiğini, gireceğini anlıyoruz. Çünkü güneş maksimumu, hep konuştuğumuz, 2023 sonundan itibaren daha da belirginleşecek ve 2024-25 uzun vadede kendini gösterecek. 2024'ün ilkbahar aylarına tabii ki bu manada dikkat etmek gerekiyor. Peki Venüs gerilemesiyle ilgili başka neleri konuşmamızı, neleri aslında, dikkate almamızı tavsiye edersiniz? Dediğiniz gibi uzun bir süreç. Yani bu süreçte sağlıkla ilgili, ilişkilerle ilgili, belki iş hayatı, kariyerle ilgili tavsiyeleriniz olacaktır, olabilir. Öncelikle Venüs Aslan Burcu'nda gerileceği için, Aslan Burcu da yöneticilikle alakalı, yöneticilerle alakalı. Politik arenada, hani tabiri caizse kazan kaynayacak dediğimiz, zaten kaynıyor da aslında. biz önceden bunu söylediğimiz zaman hani böyle biz söylüyoruz da mı oluyor, böyle bir şey mümkün değil. Ama olmuş, başlamış bir şeyden bahsedelim. Bu önümüzdeki hafta, yani 24 Temmuz haftası. Politik arenada, içeride ve dışarıda daha böyle o kazanı içeriden kaynatacak, fokurdatacak şeyler görebiliriz gerçekten. Venüs Aslan Burcu'nda gerilediği için, Aslan Burcu'nda tam Venüs'ün gerilemeye başladığı yerde Regulus isimli çok önemli bir yıldız var. Başarı vaat eden bir yıldız ama intikam almaktan kaçınmak kaydıyla. Dolayısıyla gerek yöneticilik ve gerek yöneticiler alanında intikam almaktan, yani başkalarına daha evvel yaptıkları şeyleri ödettirmeye çalışmaktan uzak durmalı. Özel ilişkilerde de en önemli konulardan bir tanesi intikam almaktan kaçının. Çünkü bu dönem, özellikle bu yıldızın özelliği olarak, her kim bu tavrı takınırsa onu aşağı çekmeye yönelik. Yani sizin ödeştirmeye çalıştığınız kişiden çok size bunun geri tepmesi, Venüs'te retro ya, hani retro, bumerang etkisi yani. Bu tarz bir şey, evet, bumerang etkisi. Bu yüzden hani Allah'a havale etmek diyoruz ya biz. Bu dönemde biraz daha böyle yapmakta fayda var. Ne kadar süre boyunca 24 Temmuz'dan başlayıp? 23-24 Temmuz'lardan başlayıp önümüzdeki haftayı bilhassa kapsayacak bir süreç için özellikle en çok dikkat edeceğimiz şey. O zaman zen modu on. evet. Birazcık. Yani biraz bilge, biraz affedici tarafımızı devreye alıp intikam isteyen tarafımızı varsa törpülemek daha iyi diyorsunuz. Evet.